Sevgili seyirciler, bu yıl 736.sı düzenlenen Söğüt Toyu'ndayız biz. Ertuğrul Gazi Anma Toyu'ndayız. Çeşitli derneklerimiz katılımı sağladı. İnegöl Ertuğrul Gazi Dernek Başkanımızla da beraberiz. Kendisine hem bugünün anlam ve önemine dair bilgilerini, düşüncelerini alacağız. Hem de bakalım bize neler söyleyecek. Çünkü 3 gündür süregelen bir etkinlikti. Sonuçta çadırlar kuruldu. Herkes hazır halde yerini aldı. Bugün de pazar günü devlet erkanı yerini aldı. Bakalım neler söyleyecek. Sayın Başkanım, bizler sizi tanıyoruz ama bir kez ekranlarımıza tanıtalım. Söğüt sadece bir şenlik, bir şölen alanı değil, insanların bir araya geldiği, insanların kaynaştığı, kültürlerini, kendilerini ifade edebildiği bir ortam. Biz de burada Türkiye'nin her yerinden gelen, gerek dostlarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız, kandaşlarımızla bir arada bulunmaktan ziyadesiyle memnunuz. Burada daha önce de ifade edildiği üzere sizlerin de isabet buyurduğu şekliyle burası şenlik ve şölen alanı değil. Burası bir toy. Yani bir şuura, insanları şuurlandırma alanı. Biz burada sizlerin vasıtasıyla burada ulaşamadığımız kitlelere de ifade ediyoruz bunu. Biz burada İnegöl olarak sadece İnegöl'ü değil Bursa'yı da temsil eden bir derneğiz. Sadece Bursa'dan İnegöl Ertuğrul Gazi Derneği'ne yer verilmiş ve çadır kurulma fırsatı sağlanmış. Bu minvalde biz özellikle bütün Bursa ve İnegöl halkımızı burada görmekten mutlu ve memnun oluruz. Bunun dışında tabii ki bu sene 2 yıldan beri peş peşe yapılmamanın özlemi taşındı ve sizin de takdir buyurduğunuz gibi çok dolu bir Söğüt yaşıyoruz. Mutlaka bir takım aksaklıklar olacaktır. Bu aksaklıkların giderilme noktasında biz tabii ki gerekli yerlere gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Yani hiçbir şey mükemmel ve muntazam gitmiyor hiçbir yerde. İnşallah bundan sonraki dönemlerde daha iyi, daha güzel şölenler yapmak üzere tekrardan burada buluşmayı önümüzdeki sene iple çekiyoruz bugünden. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, İnegöl Ertuğrul Gazi Kültür ve Yaşatma Derneği'nin bir maneviyatı vardır. İsminden dolayı bir maneviyatı vardır. Hakikaten bunun içerisinde çalışan, emek veren, gönül verenler de yöneticilerle beraber, üyeleriyle beraber de her hizmette elini taşın altına koymuştur. Bu maneviyatı aslında hem yaşamışlardır hem de yaşatmışlardır. O yüzden hep söylerim, benim için aslında özel derneklerden de bir tanesidir. Sayın Başkanım, şimdi bugünün anlam ve önemini konuştuk ama ne söylersiniz? Mesela Söğüt 736 yılından beri geleneksel hale getirilmiş. Yani Ertuğrul Gazi'yi anma geleneksel hale getirilmiş. Sonuçta bir devletin temellerinin atıldığı, Büyük Osmanlı'nın temellerinin de atıldığı bir anlamı da var. Peki ne söylersiniz? Nelere olması gerekiyor? Mesela hani dernekleşiyoruz, zaman zaman ayrılıyoruz, birlik olmamız gerekiyor, bunu hep vurguluyoruz. Ne olması lazım? Ne gibi çözümler olacak? Ablacığım, sizler bu kültürü yakından takip eden insanlar olarak size çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok aslında. Biz bunu bir cümleyle ifade etmemiz gerekirse, şeytan taşlamaktan ibadet etmeye vaktimiz olmuyor. Yani çok fazla da bir şey ifade etmeye gerek yok. Birlik beraberlik adına yapılan her şeyin içinde olmak gerekir. İnsanlar kendi gölgesini hesaba katmamalı. İnsanlar çocukluğu bırakmalı. Yani bütün mesele insanların burada bir takım çıkar, menfaat gütmelerinden kaynaklanan problemler var. Şimdi daha ciddi, daha önemli problemlerimiz varken biz bunları tartışmamız çok doğru değil. Bugün çevremiz ateş çemberi. Bugün Suriye Türkmenlerin derdi ortada. Bugün önümüzdeki süreçte Kerkük meselesi ortada. Bir federasyon durumu var. Bugün Türk yurdu olan Kerkük ve Musul'un çekmiş olduğu sıkıntıları biliyorsunuz. Dün burada mesela bir Kerküklü bir ablamızla tanıştık. Ayhan Hanım. Kendisi Kerkük'le alakalı gerçekten birçok dernek başkanlarımız hüngür hüngür ağladıklarını gördük. Yani şimdi böyle dertlerimiz varken gerçekten çok
hani kelimelerle ifade edilmeyecek şekilde çocukluklar yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki jenerasyonun aslında gençleşip yenilenmesi gerekiyor. Benim adım Adem Vezir. İnegöl Ertuğrul Gazi Derneği eski gençlik kolları başkanıyım, şu anda yöneticiyim. Aynı zamanda üniversite öğrencisiyim, tarih okuyorum. Yıllardır kendimizi bildik bilene Söğüt'teyiz. Bu Söğüt ruhunu yaşamaya çalışıyoruz. Söğüt ruhunu yaşıyorsunuz ha. Yaşarken de yaşatmaya çalışıyorsunuz. Peki ne söylersiniz? Yani insanların ilgisi nasıl? Ya da işte gençlerin ilgisi nasıl? Sen biraz daha genç gözüyle bakacaksın çünkü. Şimdi insanların ilgisi 736 yıldır devam ediyor. 736 yıldır belli kesimin ilgisi aynı. Bilinç oturdu. Efendim? Bilinç oturdu mu? Bilinç var, bilinç var ama bazı bilinçsizler var. Mesela siyasi rant için gelenler veya ne olduğunu bilmeden gelenler var. Ama biz onları tanıtmaya çalışıyoruz işte. Buraya biz çok hani insan karşıladık. Nereye geldiğini bilmeyen insan karşıladık. Söğüt'ü anlatıyoruz, Ertuğrul Gazi'yi anlatıyoruz. Bir de yeni çıkan günümüzde diziler, Diridişi Ertuğrul gibi diziler buna yardımcı olmaya başladı. Ama şöyle söyleyeyim, bunların yaşları büyük. Gençler tam tersi, çok güzeller. Yani gençler hani hem İnegöl'le hem bölgemizde, etrafımızda gençler gerçekten bu konuya çok duyarlı, çok ilgili. Yani büyüklere göre çok daha çok şeyler biliyorlar. Şimdi Gaziantep'ten buraya gelmek çok önemli bir şey değil ama bu hazı işitmek, bunu hayal etmek, bugünü saymak farklı bir mutluluk, farklı bir şey. Biz de Rışvanlar, biraz ben bu aileyi tanıtarak başlamak istiyorum aslında. Rışvanlar Kültür Eğitime Dayanışma Dernekleri Genel Merkezi ve yine Rışvanlar Kültür Eğitim Dayanışma Federasyonu olarak Türkiye'nin farklı bir yapısıyla ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar dağılmış, parçalanmış, birbirinden haberdar olmayan aileleri hem Türk'ün töresini, Rışvan Yörük Türkmenlerin töresini geliştirmek, tarihi dokuyu canlı tutmak, 21. yüzyıla, 21. asra gençlerimizi yetiştirmek, bu sevdayla, bu inançla, bu azimle. Biz bunları şöyle başladık, 1990'lı yıllarda dernekleşme süreciyle Rışvanlar Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği'ni kurduk. Türkiye genelinde şubeleşmek vasıtasıyla birçok ilde şu an şubelerimiz var. Yani şu an sol tarafında da benim Eskişehir'deki şube başkanım da biraz sonra birkaç kelime edecektir. Bunun gibi birçok ilde biz bunları önce yaptık ki ülkenin üniter yapısına zarar vermeden ne üzerimizdeki oynanan oyunlara müsaade edelim. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki yaşanan hadiselerde hepiniz haberdarsınız. Bunlar insanların inancıyla, insanların dilleriyle, dinleriyle uğraşan mirhaklar var. Buna karşı güç olmak zorundayız, bütünleşmek zorundayız. Topyekün işte bu Rışvanların 47 oymak aşırı cemaattan oluşan bu büyük aileyi bir çatı altında toplamak, ülkenin üniter yapısına sımsıkı bağlamak, Türk bayrağına sahip çıkmak, Türk ülküsüne sahip çıkmak, Türk'ün varlığını her yerde temsil edebilmek için bizler bu süreci başlattık. Dolayısıyla bu fırsatlar, bu şenlikler de bizim için fırsattır. Biz kendi bahar şenliklerimizi yapıyoruz ama tüm ülkemizin tabi olduğu doğuşumuzu temsil eden Söğüt'e de olmamak olmazdı artık. Bir aile gelmiş, koca bir oba olmuşuz. Bunları hep mutlaka öğrenmemiz gerekiyor ki hem bulunduğumuz ortamlarda kendimizi ve obamızı, aşiretimizi temsil edelim, boyumuzu temsil edelim, hem de bilgi sahibi olalım. Burada ben yayın hayatınıza başarılar diliyorum. Bizim çalışmalarımıza ön ayak olduğunuzu, yardımcı olduğunuzu, ben olduğum olası basınla TRT ve basın yayınla gerek görsel gerek basın yoluna diyaloglarım çok iyi olmuştur. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bu yardımlarınızı biz kesinlikle unutmuyoruz ama daha çok gayret istiyoruz. Daha çok yanımızda olmanızı istiyoruz. Bizimle beraber bu ülkenin bütünlüğünü sağlamak durumundayız. Bu gemide hepimiz varız. Eğer inşallah gemi sağ selim yürütmeyi becerirsek dünya devletleri karşısında bir başka Türkiye yok. Seyirciler, 736. yılını kutlayan Söğüt Toyu'ndayız biz.
bu toya ait söyleyecek başkanlarımızın sözleri var ama bir kez daha önemini, bir kez daha bugünün anlamını anlatmak istiyoruz, aktarmak istiyoruz. Çok değerli, birbirinden değerli başkanlarım var. Yıllardır bu toyun içerisinde iştirakindeler ama bakalım bize ne söyleyecekler. Ertuğrul atamızın 736. Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Bayramı toyu. Bugün çok mutluyuz. Ülkemizin dört bir köşesinden gelen Yörük Türkmen Dernek, Federasyon, Konfederasyon, başkanlarımız, yöneticiler, yani canlılar burada. Bu toy bizde yılda bir defa oluyor. Dün cuma günüyle başladı. Efendim çelengimizi koyduk. Ki her yıl daha güzel oluyor. Bilhassa burada Söğüt Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak. Bu sahamızı her gün daha güzelleştiriyor. Dün çelengimizi koyduk. İstiklal Marşı saygı duruşundan sonra mevlidimiz okundu. Cumamızı kıldık. Arkasından panel düzenlendi. Ve bugün de devam ediyor. Yarın da inşallah devlet erkanıyla beraber son bulacak. Bu ülkenin asli unsuru Yörükler Türkmenler. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Yörükler Türkmenler sevgiyi, barışı, hoşgörüyü işleyen kesimdir. Biz insanları, doğayı, canlının her türlüsünü seven bir kesimiz. Her zaman söylüyorum. Demiş ki yaradılanı severiz, yaradandan ötürü demiş. Koca Türkmen Yunus Emre. Bizim mayamız bu. Dolayısıyla bugün de bu toyda tüm sevdiğimiz ülkemizin dört bir köşesinden gelen kardeşlerimizle beraberiz. Mutluyuz. Yörük kelimesinin kültür ve yaşam tarzı olan bu stili eğer biz güzelce uygularsak yapmayacağımız bir şey yok. Türk birliğini de kurarız, dünya birliğini de kurarız. Yani kurmamamıza hiçbir engel yok. Bunlar bazen sözde kaldığı gibi yetersiz imkansızlıklardan dolayı bazen de kısmen engellenme çabalarında. Mesela örneğin bazen efendim ben birlikten beraberlikten taraf değilim diyen insanlar yeri geldiği zaman rahatlıkla farkına varmadan veya bir gafla bu işleri yapabiliyorlar. Bunlardan kaçınmamız gerekiyor. 400 çadırlıktan çadırın olduğu yerden bir cihan devletin çıktığı topraklardayız. Biz buraya bir ilk yaptık. İşte burada federasyonlarımız, derneklerimiz, konfederasyonumuz hepsi burada. Türk dünyası hepsi burada arkadaşlar. Biz Anadolu'daki çeşitli dernekler, işte bunları sayacak olursak Aydın, İzmir, Manisa, Muğla, Konya, Kırşehir'deki derneklerimiz bir sohbet esnasında dedik ki biz bu sene Söğüt'te, Şenlik'te bir 15-20 dernek birleşelim. Bir ortak 5-10 çadır olacağına bir çadırda hep beraber toplanalım. Hem izzet ikramda bulunalım, çay hem gelen misafirlere hem de bir birliktelik olsun dedik. Böyle bir fikir çıktı. Bu da işte çok güzel oldu. İşte çadırın önünde de var aşağı 17 tane derneğimizin logosu var. Bu dernekler hep beraber sağ olsun arkadaşlar da bunun sözünü bize verdiler. Buradan da birliktelikler demek ki bir yere gelince her şey oluyor. Onun için bizim Muğla derneklerimiz işte Anadolu'daki, Kırşehir'deki, Aydın'daki, İzmir'deki, Konya'daki derneklerimizin hepsinin ortak bir şeysi var burada. Emeği var, çabası var. Sağ olsun sabahtan beri herkes karınca kaderince işte izzet ikramda bulunuyorlar. Tüm arkadaşlarımız buradalar. Ve gerçekten de bu birlikteliğin biz Türk dünyasına, Yörük Türkmen derneklerimize örnek olacağına teşkil ettiğine inanıyoruz. Evet, sevgili seyirciler, Abdullah Duman Başkanım var. Hani çağın ateşini yakan diye söyleriz biz. Sayın Başkanım neler söylersiniz bize bugüne dair? Valla ne söyleyeyim, çok güzel bir söz duydum. Ertuğrul'un ocağındayım, içimi kutlu bir heyecan sardı diye iki cümlelik bir şey. Çok heyecanlıyız. 736 yıldır burada Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük şölenleri yapılıyor. Bu şölenlerle Türk milletinin birliği, bütünlüğü, devletimizin bölünmezliği işlenir. Bu Osmanlı zamanında yapılırken de öyleydi.
Cumhuriyet dönemindeki kutlamalarda da aynı amaçlı yapılıyor. Hatta daha evveliyatlara gidersek Türk'ün töresinde toylar vardır. En büyük toylar da Karamanoğulları yapardı. Karamanoğullarının toyları çok büyük olurdu. Onlar dağıldıktan sonra bu toylar Söğüt'te yapılmaya başlandı. Bugün çok devlet kurmakla övünüyoruz ya. Bu toyların sayesi nedir onlar? İnsanlar kültürlerini, törelerini, inançlarını ve birbirlerine olan bağlılıklarını bu toylarla yaşatıyorlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, konjonktür gereği bunları önemsiyoruz. Çünkü kültürünü yaşattığın kültür sana devletini verir. Kültürünü kaybedersen devletin kaybolsa bulamazsın. 736 yıldır biz Türk milleti, ecdadın evlatları bu geleneği sürdürüyoruz. Birileri belki bizim burada sadece toy yaptığımızı zannediyor olabilir. Biz toylarımıza düşünürüz, sohbet ederiz ve her şeyden önemlisi akrabalarımıza özlem gideririz. Bu yörük çadırlarında bu ülkenin içinde düştüğü sıkıntıların çözüm çareleri ve reçeteleri hazırlanır. Tabii ülke bizim, başka ülkemiz yok. Dünya Milletler Kavgası. Bu Milletler Kavgası'nda ne acı hazindir ki hep büyük balık küçük balığı yutmuş. Her çok çadırımız var. Her çadırda ayrı bir heyecan var. Her çadır kendi geleneğini, kendi kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Burada Türk milletini, Türk coğrafyasını, Türkiye coğrafyasının Türk illerinde her kesimden insanımız var. Burada çok güzel bir birlik ve beraberlik tezahür ediyor. Biz buradan dünyaya haykırıyoruz. Türk milletinin bölünemeyeceğini, Türk devletinin parçalanamayacağını. Ben devleti yönetenlere şunu söylemek istiyorum. Siyaset insanlara hizmet etme sanatıdır. Ve şahsen huzur-u mahşere ulaşmadığı da en kestirme yoldur. Eğer bir garibin duasını alabiliyorsan, bir milletin meselesini çözebiliyorsan çok fazla bir şey yapmaya da gerek yok. Aynı yörük çadır gibi olsunlar, gök kubbe gibi olsunlar. O gök kubbenin altında önce sevgiyi, saygıyı ve gönül seferberliğini ilan etsinler. Birbirlerine sevgi ve muhabbetle yaklaşsınlar. Fakat siyaset ağızlar ve siyasetçilerin şu andaki sergilediği tavır, üslup ve politika ciddi boyutta bizi rahatsız ediyor. Biz kardeşiz. Önce kardeş olmayı bilsinler. Hepimizin soyu belli, sopu belli. Bu devletin adı belli. Bu devletin adı tek devlet değil. Bu milletin adı tek millet de değil. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye Devleti de değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu milletin adı Türk Milleti. Bu Allah'ın kanunu beni Rabbim millet millet kavim kavim yarattı derken beni de Türk Milleti olarak yaratmış. Eğer birileri Türklüğünden, Türk Milleti'nin mensubu olmaktan rahatsız olmuyorsa bunu yüksek sesle söylesinler. Rahatsız olmasınlar. Eğer böyle millet kavramını bir takım politik ayaklarla gizlemeye kalkarlarsa unutmasınlar ki önce Allah'ın emirlerine karşı geliyorlar. Bizi rahatsız ediyorlar. Dolayısıyla sevgiyle, saygıyla, muhabbetle ben inanıyorum ülkenin çözülemeyecek problemi yok. Baktığımız zaman kadim Türk tarihinde bizim aslında unutulan çok büyük değerlerimiz var. Bunlar da, biz tarihi bilmiyoruz zaten. Şimdi bunlar kusura bakmayın yazılı tarihi biz başkalarından öğreniyoruz. Çin kaynaklarından, İran kaynaklarından, Rus kaynaklarından öğreniyoruz. Yani haliyle bundan dolayı tabii ki sıkıntılarımız var. Ki Sayın Başkanımla Abdullah Duman Bey'le 2 yıldan beri Antalya'da bir çalıştay düzenliyoruz. Özellikle bu Yörük Türkmen ve Türk tarihinin irdelenmesi, açığa çıkartılması için şöyle bir gerçek var. Biz tarihimizi öğrenirken ne yazık ki başka kanallardan, başka yerlerden öğrenmek zorunda kalıyoruz. Ve tarihimizi biz objektif olarak öğrenemiyoruz. Bunun neticesinde pek çok şeyi eksik biliyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim, ben bizatihi yaptığım kendi araştırmalarımda, mesela Yörükler'de Koç Katımı Bayramı var. Ondan sonra Koç Kırkımı Bayramı var. Ondan sonra ne bileyim bu yeni çocuk olduğu zaman toylar var, şeyler var. Bunlar unutuldu. Şu anda biz burada Ertuğrul Bey Gazi'yi anarken aslında
koptuğumuz kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Şimdi biraz önce Abdullah Duman Başkanım şöyle bir şey söyledi. Dedi ki kültür unutulursa devlet biter. Ama kültürünüz varsa, devlet bitse bile o size tekrar bir devlet kurar. Ama şimdi kültür dediğimiz zaman da insanlar bir oyunu, bir kıyafeti veya bir görselliği kültüre dönüştürdü. Kültür bizim yaşam biçimimiz. Evet. Ama yani farklı bir yere de kaydı. Yani kültür anlayışı da farklı bir yere kaydı. Bakınız şöyle bir şey var. Biz zannediyoruz ki Türk tarihi işte Göktürklerle başlıyor. Zannediyoruz ki Türk tarihi Tanrıkut Mete ile veyahut babası Teoman'la başlıyor. Sadece şunu söyleyeceğim. Çin'de Çuğ Türkleri 891 yıl hüküm sürdüler. 891 yıl. Biz bunu Çin kayıtlarından öğrendik. Ve bunu rahmetli hocamız Profesör Doktor İbrahim Kafesoğlu yazdı. Şey yaptı. Ama biz bunları şey yapamadık. Çünkü bizim bir devlet geleneğimiz vardır. Şimdi diyoruz ki Osmanlı, Selçuklu, Gazneli, Göktürk. Aslında şu bir gerçektir ki bunlar Türk devletinin 4165 yıllık Türk devletinin hanedanlarıdır, sülaleleridir. Ha ne yapmıştır? Kızıl Oğuz atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk mekanı cennet olsun. Cumhuriyet yönetimini getirmiştir ve Türk çocuklarına yani Antalya'nın Gündoğmuş'unda, Burdur'un Çavdır'ında, Kütahya'nın İsçehisar'ında, Afyon'un İsçehisar'ında, Kütahya'nın Aslanapa'sında Türk çocuklarına gidin mecliste ülkenizi yönetin demiştir. Devletinizi yönetin, devletinize, kültürünüze sahip çıkın demiştir. Bu açıdan şu anda bizim yaptığımız olay aslında çok çok önemli bir olaydır. Yani kültür bağlarının kopmaması açısından çok önemlidir. Ve şöyle de söyleyebilirim ki, yani dün 21 Temmuz'u biz başkalarından Nevroz diye öğrendik, öyle bir şey yoktur. Bizim 21 Temmuz yeniden doğuş ve Ergenekon'dan çıkış günümüzdür. Özür dilerim 21 Mart. 21 Mart. Baktığınız zaman bugün Ertuğrul Bey Gazi'yi anma da onun bir devamıdır. Yani kültür size her halükarda yaşatır. Şimdi başkanlarım birçok şeyi söylediler. Ben de kısaca şöyle değinmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran, Türk milletinin özünü oluşturan biz Yörük Türkmenler, atamız Ertuğrul Gazi'nin vatanında, topraklarında olmaktan gururluyuz, kıvançlıyız ve heyecanlıyız. Ve buradaki birlik ve beraberliğimizi her yıl tazelediğimiz bu kanla omuz omuza, el ele bu cumhuriyeti ilelebet koruyacağımızı da buradan cihanı aleme ilan ediyoruz. Ve ben bu camianın ozanı olarak bir şiirle bu işi süslemek istiyorum. Eğer ki adalet mülkün temeli olmaz ise vay devletin haline. Biri çıkıp bu gerçeği demeli. Bilmez ise vay devletin haline. Gaflete düşerek devletin başı ihya eder ise dostu yandaşı. Şayet bir mazlumun dinip gözyaşı gülmez ise vay devletin haline. Gözetmezse yaşlı yetim ve dulu. İşle işe adet edip zuhulu, ihmal ile mağdur olmuş tek kulu, bulmaz ise vay devletin haline. Devlet erkanında bozulsa niyet, topyekün hepimiz öderiz diyet. Torpil, rüşvet gibi kötü meziyet, ölmez ise vay devletin haline. Beraberce paylaşırken külfeti, nasıl takdir ediyorsa milleti, gene aynı eşit payla nimeti. Bölmez ise vay devletin haline. Cumhuriyet kalsa gelse monarşi, bahaneler yapıp millete karşı, devlet töreninde istiklal marşı çalmaz ise vay devletin haline. Bu millet önce de bunu yaşadı. Eğer ki hatibin yoksa inadı, aklına milletin Türk olan adı gelmez ise vay devletin haline. Yolsuzluğa alet olsa yol işi, ne kullara baba yapar iyi dişi, tekrar hayasını bir yiğit kişi yolmaz ise vay devletin haline. Adaletli hakim gerek hüküme, ya hükmeden olur ise hakime, o hakki sonunda hak sahibine kalmaz ise vay devletin haline. Orhan sapıtırsa devlet ricali, zulme uğrarsa Türkmen ahali, Selçuklu'da sultan Sencer misali almaz ise vay devletin haline.
Sayın Belediye Başkanımız Halil Aydoğdu'nun düzenlediği Ertuğrul Gazi 736. şöleninde bulunmaktan mutluluk duyarım. Tabi burada değerli federasyon başkanlarım, dernek başkanlarım var. Dünyanın her yerinde, Türkiye demeyeyim, dünyanın her yerinde herkes burada buluşuyoruz. Herkes akrabalıyız. Birbirimizle kaynaşıyoruz. Çok mutlu, kıvanç duyuyorum ben. Kırşehir Karacakurt Türkmen Dernek Başkanı, Osmanlı'nın temel kuruluş harcının hakim olduğu, aylık felsefesinin yaşadığı, Ay Evra'nın yaşadığı topraklarda bugün 600 yıllık cihan hakim olmuş Osmanlı Devleti'mizin kurulduğu kurucu kişisi Ertuğrul Gazi atamızı anmak için buradayız. Köklü kültür ve medeniyetlerini oluşturan Yörük Türkmen Camiası'nın toyundayız ve atamız olan Ertuğrul Gazi'yi anma ve göç şenliklerine katılmaktan onur duyuyoruz. Kıbrıs'a taşımamız mümkün değil. Ama sizin Kıbrıs'tan bütün Türkiye'ye yayın yapmanız olacak. Ben bunun altyapısını hazırlıyorum. Sizi orada da görmek isteriz. Hakikaten katılım çok güzel. Çok büyük coşku var. Allah tekrar nasip etsin. Tek yürek olma gerektiğinde o kötü günü hatırlıyorsunuz 15 Temmuz'da. Biz o gün bunun çok güzel örneğini verdik. Şimdi bu birliğimizi, beraberliğimizi sağlamak için Söğüt Ertuğrul Gazi'de buluştuk. İlk doğduğumuz yer diyelim, vatanımız diyelim. Bu birlikteliğimizi inşallah Van'ında, Şırnak'ında, Bitlis Ahlat'ında, doğusunda bu birlikteliğimizi sağlamak istiyoruz. Ve her yerde kendimizi, birliğimizi göstermek istiyoruz. Ve bu ülke bizim ülkemiz. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkes'i hepimiz biriz. Bu ezan dinmeyecek, bu bayrak inmeyecek, hep birlikte Türkiye olacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene, Anadolu kervanına da size de bu ilginizden dolayı çok çok teşekkür ederim. Yanında çok değerli bir başkanım daha var. Bugün biz aslında burada toplanırken önemli mesajları da aktarmak istiyoruz. Sesimizin ulaşan her yere eksiklerimiz varsa onları da toparlamamız gerekiyor diye. Sayın Başkanım, sizi tanıyabilir miyiz? Onamlı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Toros. Antalya'da derneğimiz 1998'de kurulmuş ve 20 yıldır bu kültürün içinde yoğrulmaya çalışan bir derneğiz bizden. Başkanım, dernekleşme adına bana ne söylersiniz? Şimdi dernekleşme sivil toplum örgütünün olması demokrasilerin olmazsa olmaz kuralıdır. Ama böyle bir anda mantar gibi çoğalması, içi boş olması da bir etkinliğimizi düşürüyor maalesef. Son iki yılda, yani bunu biraz üzülerek söylüyorum ama Yörük derneklerine insanların sahip çıkmasına memnun oluyorum. Ama çok sayıda dernek kurulup da parçalanmamıza da çok üzülüyorum. Bizi çok fazla ciddiye alan olmadığını düşünüyorum. Burası ki Osmanlı'nın tohumlarının atıldığı bir yerdeyiz. Biz her yıl aynı heyecanla geliyoruz bile. Her yıl aynı heyecanla bizden sonrakiler bu kültürü yaşasın, görsünler, birileri kuşağı atlatsın istiyoruz. Artık bizden kimse
atalarımız gibi çarık giymemizi beklemiyor, çadırda yaşamamızı beklemiyor. Ama bu kültürün de unutulmayıp bizden sonra gelen çocuklara aktarılması gerekiyor. Biz bunun için buradayız. Sizlere de teşekkür ederiz. Bu vesileyle sesimizi duyurduğunuz, bunları kayıt altına aldığınız için son derece memnunum. Teşekkür ederim. Peki başkanım, bizden sonraki nesiller bizim ne yapmak istediğimizi kavrayabileceğini düşünüyor musunuz? Çok meraklılarımız var ama çok da uzaklarımız var. Şimdi şöyle, yaşamak bir değişimdir. Kültür de bu değişime mecburen etkilenir. Bizden sonraki çocuklar bizi gayet iyi anlayacaklar. Ben buna inanıyorum. Yalnız bunun doğru tespit edilip doğru aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Şu aşamada biz yörükler olarak biz kendi işimizle uğraşıyoruz. Bir de yani bunu söylemek biraz doğru mu bilmiyorum. Devletle yörükler uğraşıyor Söğüt'te. Böyle bir karmaşa, bir hengame var. Aslında biraz daha üniversitelerin, bilimin katılıp sanatçılara yer verilip daha objektif gözle bu bilgilerin bir sonraya aktarılması gerekir diye düşünüyorum. Daha bilimsel çalışmalar, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Burada öyle dernek başkanlarımız var ki 15 yıldır, 20 yıldır tabiri caizse saçını süpürge ederek bu işleri yapıyorlar. Bunların da ayrıca desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Yurdumuzda, dede toprağımızda kendi kültürümüzü yansıtmaya, düğünümüzü, kına gecemizi yansıtmaya çalışıyoruz. İnşallah beğenilmiştir. Tabii birlikten dirlik doğarmış hesabı. İleri hedeflerimiz çok büyük. Konfederasyona daha büyük hedeflerimiz var. İnşallah. Federasyonda, yeni bir federasyon dediğimiz gibi şu anda folklor eğitimlerimiz var. İşte önemli olan kendi kültürümüzü bizden sonrakilere, genç, özellikle genç nesillere aktarabilmek. Zaten esas amacımız bu. Yani
Ya bizde esasında hani zannediyorlar ki bizim bu uçta bir gelirimiz var. Halbuki ise şuradan gelen bir şey. Hiçbir şeyimiz yok ama bizi mutlu eden böyle gençleri buralarda görüp de kendi kültürümüzü aktarabilir en mutlu biz oluyoruz. Şimdi eski adetlerimiz gitgide yeni batılaşmış toplulukta unutuluyor. Anneler kaybediliyor, babaanneler olmuyor, anneanneler olmuyor. Bunları torunlara, anneanneler, dedeler, nineler anlatıyor. Şimdiki genç çok farklı. Güzel de gideceğine inanıyorum. O organizasyonların olduğu kültürler bitecek. Eski nasıl şehirden köye göçler varsa aynı şimdi de geri dönüş.